Arkadaşlar merhabalar. Bugün size çöpçü balıklarından bahsetmeye çalışacağım. Bakın şurada taşın önünde bir bronz çöpçü var. Yani Corydoras aeneus var. Ana vatanı Trinidad Nehri'dir. 6 santimetre boya kadar ulaşabilir. Pek çok türü vardır. Ortalama yaşadığı sıcaklık 20 ile 26 santigrat derece arasıdır. Genellikle barışçıl bir balıktır. Etçil, otçul beslense de etçil ağırlıklı beslenmesi gerekir. Bir de arkadaşlar sanıldığının aksine dışkı yemezler. Normal diğer balıklar gibi yemle beslenir. Dipte takılır. Silis kum konulması önerilir. Kumla ağzını kenar bıyıklarla kumu karıştırır. Yem yer. Bunların bir faydası da fazla olan yemleri yemeleridir. Tabii dip yemi atmak gerekiyor. Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Şimdi yemleme yaparken genellikle üstte olan balıklar yemleri hemen yer. Orta seviye, üst seviyedeki balıklar. Dip yemi bile atsanız yemler ortaya gidene kadar yenir ve bu vatozdur, işte makrakantadır, çöpçüdür. Bu tür balıklarda yem düşmez, aşağıya inmez. Bu yüzden ışığı kapattıktan sonra balığımızın sayısı kadar, dip balığımızın adedi kadar yem atalım ki karanlıkta bunlar beslensinler, sıkıntı olmaz. Yoksa aç kalıp strese girebilirler. Bu da ölüme davetiyedir arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. Pek çok türü var. Şu an benim aklıma gelen burada gördüğünüz, bakın şurada bronz çöpçü, sterbay çöpçü, panda çöpçü, albino çöpçü, komando çöpçü gibi türlerdir. Pek çok türü vardır ve varyetesi vardır. Long fin olanları, böyle yüzgeçleri uzun olan türler de vardır. Aquarium popüler balıklarındandır. Genellikle pek çok türle uyumludur. Ancak ciklet balığı, Oscar balığı gibi monster balıklarla olmaz. Çünkü bu balıklar bunu, çöpçü balığını parçalar arkadaşlar. Hangi türler ile uyumludur? Lepistes, Molly gibi canlı doğuranlar. Zebra Danio, Sae, Cae, Frenatus, Gülbarp, Kirazbarp, Raspora gibi sazansigiller türleriyle uyumludur. Gurami türleri, cennet balığı, dişi beta, tetra türleri dedik. Labirentli balıklardan bahsettik. Aklıma gelmeyen var mı? Onu düşünüyorum. Yani barışçıl pek çok balık türleriyle uyumlu olarak yaşar. Vatoz da olur tabii. Leopar vatoz, cüce vatoz türleriyle de yaşar. Dediğim gibi dip kısmı silis kum olursa daha iyi olur. Üretimleri de kolaydır. Akvaryum ortamında üreten hobiciler vardır. Burada canlı doğuranların aksine, mesela canlı doğuranlarda bir erkeğe 3 dişi önerilir veya cikletlerde bir erkeğe 4 dişi önerilir. Ama çöpçü balıklarında 2 erkeğe 1 dişi önerilir. T pozisyon şeklinde çiftleşme olur. Yumurtaları bitkilerin yüzeyine ya da cama yapıştırırlar. Bunu alıp bu kuluçkada döndüren, hani bu yumurtanın mantarlaşmasını engellemek için böyle bir sistem kuran hobiciler vardır. Üretim konusunu çok iyi bilmiyorum. Hani videoda izledim. Bildiğim kadarıyla özetle size anlatmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi dip yem dökeceğiz. Yani atacağız. Uygulama yapabilirdik aslında ama almayı unutmuşum. Yanıma yem almayı unutmuşum. Bitkili akvaryumlarda da olabilir ama kumları karıştırırken bitkiler çıkabilir. Ancak güzel bitkili akvaryumlarda, yani bitkisiz de olabilir ama bitkili akvaryumlarda çöpçü balığı koyanlar var. Ve genellikle ilk başta başlayan, bu hobiye başlayan arkadaşlara da bu balık önerilir. Bakımı kolay olsa da su değerlerine karşı hassastır. Çünkü amonyak, nitrat sudan ağır olduğu için en çok dipte olur. Bu yüzden dipte olan balıklar daha kolay etkilenme ihtimali var. O yüzden
Düzenli su çekimi, yani haftalık %25 su çekim, dip çekimini aksatmıyoruz. Çünkü su bozulan bir yapı, kendini yenilemesi gerekiyor. Biz de bunu su değişimleriyle, dip çekimleriyle yeniliyoruz. Bu arada filtre çıkmış, şimdi fark ettim. Onu da videodan sonra düzelteceğim. Toplu halde bakılması önerilir. Onu başta söylemeyi unuttum. Eğer altılı halde, grup halde alırsanız, grup halinde böyle tabanı karıştırırken görsel olarak izlemesi çok zevkli oluyor. Bence en az 4, 6 hatta 10 tane alın akvaryumunuzun hacmine göre. Minimum 60 litre, 80 litre akvaryumda bakılır sürü halinde. Dediğim gibi boyları 6 santimetreye kadar büyüyebiliyor. Bazı akvaristler yumurta aldıklarını ama yavru çıkaramadıklarını söylüyorlar. Ben hiç yumurtaya rastlamadım. Ben panda çöpçüde besledim. Komando çöpçü, albino çöpçüde besledim ama genellikle benim gözlemledim en dayanıklı türler arasında bronz çöpçü. Nereye gitti? Gene bakın taşın önünde. Bazen yukarı çıkıp aşağı inebilir. Bu ilk defa alan hobiciler için. Acaba bu niye devamlı yukarı çıkıp aşağı iniyor diye panik olabilir. Merak etme, eğer düzenli dip çekimi yapıyorsanız, filtrasyonunuz yeterliyse sıkıntı yok. Bazen yem almak için yukarı çıkar gider ama oksijen seviyesi azsa oksijen almak için de suyun üzerine çıkıp aşağı inebilir. Bu da bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bunu bitkili akvaryumlarda da bakan hobiciler var. Benim çöpçü balığı hakkında özet olarak anlatmak istediklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Eğer sizin de katkılarınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Başka benim anlatmak istediklerim dediğim gibi bu kadar. Hastalıklara dikkat edin. Kabızlık olabilir, parazit hastalıklar olabilir. Uyumsuz türlerle bakımda kuyruk yüzgeç yaralanabilir. Dediğim gibi uyumsuz türlere bakmamak gerekiyor. Çünkü bunlar sakin balıklardır. Normal hareket ederler. Çok hızlı hareket etmezler. İşte bazı sorular oluyor. Cikletle baksam olur mu? Cikletle olmaz. Ciklet bunu parçalar arkadaşlar. Kabızlık için de arada bitkisel besin, mesela haşlanmış havuç atın dibe, bezelye atın. Haşlanmış kabuğu soyulmuş bezelye olabilir. Kapya biberi de yerler. Bu vatozlar da çok sever. Bunlar da yerler. Ama arada canlı yem de verin. Özellikle üretimi alacaksanız küçük beyaz kurtlar var mesela. Onlardan verebilirsiniz. Dipte düşer yerler. Bunlar zaten yabani ortamda dediğim gibi böcek, kurtçuk gibi canlılarla da beslenirler. Yani karides yavrusu da yerler. O yüzden karidesle bakılması pek önerilmez. Onu da söyleyeyim. Evet, benim anlatmak istediklerim bu kadar. Balıklarınıza ve canlılarınıza çok iyi bakın. Hoşça kalın.